Selam arkadaşlar, bu videoda sizlere şu anda ekranda görmüş olduğunuz logonun nasıl yapılacağını göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmadıysanız like atmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Pixel Lab'a geldik. Bu videoda kullandığım materyallerin ve kullanacağım fontların linki açıklama kısmında var. Oradan gidip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca videonun içinde reklam geçmeyi gösteriyorum. Reklam geçmek gerçekten çok basit. O yüzden geçemiyorum gibi yorumları kabul etmiyorum. Şimdi bu New Text'e iki kere tıklıyorsunuz zaten. Sonra yazınızı yazıyorsunuz. Kendi nickinizi yazıyorsunuz. Ben buraya mizah yazıyorum. Bu şekilde nickinizi yazdıktan sonra bunu büyütüyorsunuz. Daha sonra A butonuna basıyorsunuz ve buradan bunu ortalıyorsunuz. Ortalamasınız da olur, çok fark etmez. Ben şimdilik ortalıyorum. Daha sonra font kısmına giriyorsunuz, My Fonts'a giriyorsunuz. Dediğim gibi açıklama kısmında fontların linki var, oradan gidip indirebilirsiniz. Fontumuzu seçtik, Tactic Sans fontunu kullanacağım. Bunu birazcık küçültüyorum çünkü fontum gerçekten büyük. Daha sonra arka planı transparan yapıyorum ve bunu bu şekilde kaydediyorum. Daha sonra diğer yazınızı yazıp diğer fontu seçeceksiniz, aynı işlemleri yapacaksınız, farklı bir şey yok. Daha sonra onu da kaydedip PC Touch'a geçeceksiniz. Arkadaşlar PC Touch geldik. Şimdi buradan artıya basıyoruz ve Black Document diyorum. Buradan bine binlik bir sayfa açıyorum. Sayfam açıldıktan sonra artıya basıyorum ve buradan galerime giriyorum. Ben sizlere zaten şöyle bir dosya vereceğim. Bu dosyanın içinde bütün materyaller var. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. Buradan arka planı alıyorsunuz. Zaten arka plan direkt oturacaktır. Bu şekilde koyuyorsunuz. Daha sonra artıya basıyorsunuz. Galerinize tekrardan giriyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar Pixel Lab klasörüne giriyorsunuz ve yazınızı alıyorsunuz. Yazıyı aldıktan sonra tik işareti basıyorsunuz ve daha sonra altta zaten boş bir katman oluyor. Bu boş katmanı en üste alıyorsunuz. Daha sonra yazınıza tıklıyorsunuz ve Select Pixels diyorsunuz. Yazınızı seçiyorsunuz. Daha sonra Ek Araçlar menüsünden Gradient ekliyorsunuz. Benim hazır Gradient'larım var burada. Bunu kırmızı yapıyorum. Burada zaten hazır kırmızı renk var arkadaşlar. Daha sonra bunu da kırmızı seçiyorum. Ama bunu böyle 30 ile 40 arasında bir şey yapıyorsunuz. Bunu birazcık düşürüyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir Gradient eklemiş oluyoruz. Daha sonra üst ek katmana geliyoruz. Ek Araçlar menüsüne tıklıyoruz ve buradan yeniden Gradient ekliyoruz. Aynı Gradient'ı ekliyorum ben. Siz sadece kırmızı da yapabilirsiniz. Bu kendi renginize kalmış. Başka bir renk de yapabilirsiniz. Daha sonra yazıma geliyorum. Yazımı tekrardan seçiyorum ve üst tek katmana gelip kutluyorum ve yazımın olduğu kısmı siliyorum. Üst tek katmanın Blend modunu Linear Dodge yapıyorum. Daha sonra Fix kısmına geliyorum ve Gaussian Blur veriyorum. Gaussian Blur'unu 14, 15 vesaire verebilirsiniz. Ben 14.5 veriyorum. Güzel duruyor çünkü. Ama sizin yazınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu değer değişecek. Tik işaretine basıyorum. Daha sonra yazımı seçiyorum. Select Pixels diyorum. Üst tek katmana gelip Extract diyorum ve yazımın etrafındaki kırmızılıkları kaldırmış oluyorum. Daha sonra bunu alttaki katmanla birleştiriyorum. Artıya basıyorum ve Double Edge Layer diyorum. Alttaki katmanı Transform diyorum ve buradan şu aracı açıyorsunuz arkadaşlar. Adını pek okuyamasam da bunu açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonra az bir şey aşağıya doğru kaydırıyorsunuz. Şuradan bakabilirsiniz ne kadar kaydırdığınıza. Az bir şey aşağıya kaydırdıktan sonra üstteki yazınızı seçiyorsunuz. Fix kısmına tıklıyorsunuz ve buna glow veriyorsunuz. Bu glow'u biraz fazlalaştırıyorsunuz. Opaklığını kısıyorsunuz bayağı bir. Bu şekilde yaptıktan sonra tik işaretine basıyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz. Daha sonra bu iki yazıyı da birleştiriyorsunuz. Ardından buna gölge veriyorsunuz. Gölge verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Kendi kararınız. Biraz daha parlasın istiyorsanız yazınız. Gölge vermeyin. Ama ben biraz vermek istiyorum. Daha sonra galerinize tekrardan giriyorsunuz ve buradan bu sefer ikinci yazınızı ekliyorsunuz. Yazınızı biraz küçültün çünkü çok fazla büyük ya da sizin nickiniz iki nickli mi bilmiyorum. İki kelimelik mi onu bilmiyorum. Nasılsa o şekilde yapın. Daha sonra yazımızın üstüne yeni bir katman açıyoruz. Bu yazımızı seçiyoruz ve Select Pixels diyoruz. Daha sonra Gradient ekliyoruz. Gradient'ı bu sefer siyah beyaz yapıyoruz. Siz tabii ki de bunun rengini değiştirebilirsiniz ama ben siyah beyaz değil de biraz daha koyu gri ve beyazı kullanacağım. Zaten hazır ayarlarda bunları bulabilirsiniz. Daha sonra tik işaretine basıyorum ve seçimi kaldırıyorum. Üst tek katmana gelip aynı Gradient'ı koyuyorum. Daha sonra yazımı seçiyorum. Select Pixels diyorum ve üst taraf yazımın olduğu yeri kesiyorum. Yine az önce yapmış olduğum gibi Blend modunu Linear Dodge yapıyorum. Daha sonra Fix kısmından Gaussian Blur veriyorum. Bu sefer 14.5 çok fazla geldi. 10 veriyorum.
ya da biraz daha düşürebiliriz. 8 veriyorum. 8 gayet güzel duruyor. Daha sonra geliyorum, yazımı seçiyorum. Üst tek katmana gelip ekstrak diyorum. Etrafını siliyorum. Daha sonra bunları birleştiriyorum. Artıya basıyorum. Durulaş layer diyorum. Bunu sayısını 2'ye çıkartıyorum. Yani 2 tane kopyalamış oluyorum. Daha sonra üsttekini glow veriyorum üsttekine ve glow'un rengini beyaz veriyorum. Biraz daha parlama vermiş oluyor. Daha sonra bu ikisini de birleştiriyorum ve buradan fix'ten drop shadow veriyorum. Siz bunu verebilirsiniz de vermeyebilirsiniz de. Biraz daha fazla parlasın istiyorsanız vermeyin. Daha sonra duble layer diyorum ve alttaki katmanı aşağıya doğru sürüklüyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra bunun ikisini birleştiriyorum. Buradan alttaki katman tuşuna basıyorum. Ve merge dome diyorum. İkisini birleştiriyorum. Daha sonra transform diyorum ve bunu yerini ayarlıyorum. Yerini ayarladıktan sonra bu iki yazıyı birbirine bağlıyorum. Birleştiriyorum. Yerini iyi ayarlayın çünkü iki yazıyı birbirine birleştirdikten sonra bunları ayıramıyorsunuz. Bu yazıyı biraz alta alıyorum. Ben şu an tam ortalayamadım tarihi yazısını ama çok da önemli değil. Size göstereyim. Yeter. Buradan galeriye giriyorum. Galeride yine benim mizah sayfası logosu materyalleri kısmına giriyorum ve buradan karakterimi alıyorum. Karakteri biraz küçültüyorum ve buraya koyuyorum. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Daha sonra yazımı transform diyorum ve burada bir tane yukarı ok tuşu var. Buna bastığınızda böyle bir yer açılıyor. Buradan ben mesela şöyle yapacağım. Eksi 2 yapalım bunu. Ya da direkt eksi 5 yapalım. Yok, eksi 5 çok oldu. Burayı biz eksi 3 yapalım. Evet, eksi 3 gayet güzel. Biraz yazımızı yana doğru döndürmüş olduk. Daha sonra burada bizim texture'larımız var. Nokta efektlerimiz var. İlk önce nokta efektini alıyorum, koyuyorum ve blend modunu overlay yapıyorum. Daha sonra üstüne bizim burada bir tane de texture'umuz var. Bunu alıyorum, bunu buraya koyuyorum. Bunun da blend modunu buradan overlay yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hem daha karanlık hem de daha güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra karakterli yazıyı birleştiriyorsunuz. Ama yerlerini iyi ayarladığınızdan emin olun çünkü bir daha birbirinden ayırıp yerini ayarlayamıyorsunuz. Duble layer diyorsunuz ve iki tane oluşturmuş oluyorsunuz bu karakterlerden ve yazıdan. Arkadaki karakteri ve yazıyı büyütüyoruz. Bayağı bir büyütün. Daha sonra böyle koyduktan sonra bunun opaklığını kısıyorsunuz. Ben %20 yaptım. Siz istediğiniz kadar kısabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Orası size kalmış. Daha sonra benim arkaya büyüttüğüm katmanın üstüne yeni bir katman açıyorum ve buradan Gradient diyorum. Bu sefer şu ortadan ışık geleni seçiyorsunuz ama bu ışığın rengini kırmızı yapıyorum. Siz hangi renkte yapıyorsanız o renkte yapın. Ben buraya koyuyorum. Daha sonra bunu duble layer diyorum ve bu tarafa da taşıyorum. Bunu dört köşeye de uyguluyoruz. Bunu dört köşeye de uyguladıktan sonra buradan merge dome diyorsunuz. Aşağıya doğru bunların hepsini dört ışığı da birbirine bağlıyorsunuz. Aynı katman haline getiriyorsunuz. Daha sonra bunların opaklığını kısıyorsunuz. Ve buradan en üste geliyorsunuz. En üste yeni bir katman oluşturuyorsunuz. Bunu isteğinize göre bu arada bunu yapmak zorunda değilsiniz. Böyle de güzel duruyor bence. Ama bunu yaparsanız ekstradan güzel durabilir. Böyle tüm logoyu seçiyorsunuz. Daha sonra fill stroke'a geliyorsunuz. Buradan stroke ekliyorsunuz. Strong rengi beyaz olmak zorunda, onu söyleyeyim. Bunun boyutunu ben 32 yapıyorum ama sizin logonuzun boyutuna göre bu oran yine değişecektir. Daha sonra tik işaretine basıyorum ve buradan blend modunu overlay yapıyorum ve şu an görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir logomuz olmuş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz logo eğitimlerin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda varsa video fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.